1 GB'lık 64 bit ekran kartlarıyla insan nereye kadar idare edebilir ki? Ne yapayım? Half-Life mi oynayayım? Excuse me Gordon, but I'm rather busy now. Sevgili dostlarım, size güzel haberlerim var, bir de kötü haberim var. Biliyorsunuz ki teknoloji haberlerinin yanı sıra elimden geldiğince ücretsiz dağıtılan oyunları da duyuruyorum. O yüzden bugün kısa keseceğim. Öncelikle yurt dışı Kanada ile iletişim içerisinde olan dostlarımız için iyi bir haberim var. Ekran kartı bulamayanlar satın alabileceğiniz, stok takip edebileceğiniz 2 adet kanal mevcut. Onları sizler dostlarımla paylaşmak isterim. Hemen videonun açıklama kısmında bulursunuz. Kalkıp da burada 2 katı fiyata almaktansa daha uyguna getirebileceğiniz bu kanalları takip etmenizde fayda var. En azından alternatif olabilir diye düşünüyorum. Amazon ve benzeri satış kanallarında güncel ekran kartlarının durumunu öğrenebilirsiniz. Türkiye'ye gelince ne yazık ki ekran kartı fiyatları her geçen gün artmakta. 3060 Ti gibi 5000-6000 TL arası değişen ekran kartının fiyatı olmuş size 15.000 TL. Gelelim en heyecanlı haberlerden bir tanesine. Sonunda 3 GHz üzeri GPU frekansı görmek nasip oldu. Hep 2 GHz dolaylarında senelerdir gidip geliyoruz ve ciddi anlamda ekran kartı grafik çiplerinde ilerleyiş işlemcilere nazaran daha yavaş. Bu süreci heyecanlandırmak isteyen Roman diye bir arkadaş AMD'nin Amiral gemisi 6900 XT'yi almış canavar haline getirmiş. Navi 21 XTX GPU'sunu 3.2 GHz hız aşırtarak bir dünya rekoru kırdı. Sıvı nitrojenle özel soğutma blokları kullanılarak hazırladığı sistemde komponentlere hiç bulaşmadan sadece grafik çipine odaklandığını görebiliyorum. Adam PowerPlay üzerinden ekran kartı BIOS'una erişip güç limitleriyle oynayabileceğini gösterse de asıl bomba kısım şu dostlarım. Bu yeni çiplerin 4 GHz frekans limitine kadar erişebilecek potansiyelde olduğunu deşifre etti. Şimdilik 3225 MHz frekans hızı bile 1080 Ti Pascal ekran kartının zamanında eriştiği dünya rekorundan 200 MHz daha fazla. Bu da aslında şunu gösteriyor, AMD şu anda ekran kartı pazarında en yüksek frekansa ulaşan ve zirveye oturan bir konumda. Sıvı nitrojenle uğraşanlar genelde dünya rekoru kırmayı hedefler. Lakin test sonlarına doğru artık eksi sıcaklık değerlerine dayanamayan ekran kartı sistemi kilitleyip kapatıyor. Roman Hartung testleri yarıda kesse de BIOS ve estetik paylaşımına devam edeceğini duyurdu. Gelelim bir başka habere. Yeni jenerasyon AMD ve Intel kanadı için artık DDR5 belleklerinin kullanılacağına az çok alışmaya başladım. Yeni nesilde bizi sürprizler bekleyebilir. Ama PCI Express 5.0 gibi söylentileri hiç inanılır bulmuyorum. Mesela Ryzen 6900X gibi bir işlemci çıktı ya da 12. jenerasyon Intel ailesinden Alder Lake işlemcilere yönelmek istediniz. Şu anda ekranda görebileceğiniz üzere hala Intel'in senelerdir değiştirmediği stok soğutucusuyla göz göze geliyoruz. Bir zahmet artık değişmesi gerekiyor. 12. nesile geldik, yeter demek geliyor içimden ama şimdi bu sistem yeni nesil beklenen Intel prototipi. Ve anakartta DDR5 slot var. DDR5 bellekler %12'ye varan bir performans artışı sergilemiş. En büyük Çin üreticilerden bir tanesi test sonuçlarını ve 8 çip üzerinde neler yapabileceklerini gösteriyor. İşin en güzel yanı da 4800 MHz ile 7000 MHz arası çıkabilecek bu bellekler tabii ki erişim süresi bakımından 2 kat artış sağlamış durumda olsa da 1.1 volt düşük güç tüketimi de onu cazip kılıyor. Şimdi dostlarım, ekranda fiziksel özellikleri ve test sonuçlarını detaylıca görebilirsiniz. Gelelim bir başka habere. Hayatımda gördüğüm en sıradışı özel anakartlardan bir tanesi şu anda ekranda. Hani bir sürü PCI Express çıkışını gördüm de 32 tane SATA çıkışını bir türlü görmemiştim. Peki soracaksınız neden böyle bir anakart var diye. Son dönemlerde sağda solda rastlamışsınızdır. Chia Coin diye bir muhabbet var. Artık eriyen ekran kartı stoğu karşısında alternatif olabilecek disk hızı ve alanı kullanan bir kazım yöntemi çıkmaya başladı. Yakında birçok yerden duyarsanız da şaşırmayın. Ayrıca SSD ve hard disk fiyatları da inanılmaz bir şekilde uçabilir. Şimdiden 4 TB ve üzeri disklere çökmeye başladılar. SSD'lerde de bu durum 1 TB ve üzerine doğru sıçrayabilir. Son haberimiz de ekran kartı piyasasına soluk getirebilecek nitelikte. 3070 Ti ve 3080 Ti ekran kartları ufaktan gözükmeye başladı. Görebileceğiniz üzere MSI'nin 3 fanlı ve 2 fanlı Ventus modelleri sızdırılmış durumda. 12 GB video bellekle gelecek olan kartın kutusunda çok fazla detay yok. Fakat 3090'ın kırpılmış versiyonu olmasını bekliyorum. 10249 CUDA çekirdeğinden bahsediyoruz burada. Ve teknik verilere bakıldığında hemen yakısında olması gayet iyi.
zaten 3080 karşısında çok daha iyi skor alacağını kesinlikle gösteriyor. Tabi pratikte neler olur test etmeden bir şey diyemeyiz. Bellek bant genişliğimiz epey artmış. Beni asıl heyecanlandıran kısım ise 3070 Ti ne olacak? Tabi bu tahminler ne kadar tutarlı zamanla göreceğiz. Ama kart fiyatları 600 dolarla 1000 dolar arası bir seviyede gözükmekte. Tabi çıkar çıkmaz bu şekilde olacağını hesaba katarsak stok bittiğinde ne olur bilemem. Kapanışa geçmeden önce ücretsiz oyunlar serüvenimize devam edelim. Bitmek bilmeyen korku ve ölüm tehlikesi içeren bir atmosferde geçen hayatta kalma korku oyunu Alien Isolation'da gerilim yaşamak ve mazi anmak istiyorsanız şu anda Epic Games'te ücretsiz bir şekilde. 100 TL ödemektense bence kaçırmayın. Özellikle Sega oyunlarını sevenler için ilaç gibi gelecektir. Aynı zamanda oyunun hikayesi de gayet eğlenceli duruyor. Ne yazık ki uzun bir süre daha ekran kartı kanadında Türkiye'de sıkıntı içerisinde olacağız. Fiyatların hiç de aşağı ineceğini düşünmüyorum. Yurt dışına sarkamıyorsanız bu noktada yapabilecekleriniz ikinci yere yönelmek. Umarım konular hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki kısa kes programında çok önemli bir noktaya değineceğim. Özellikle AMD Nvidia kanadı savaşın rengini değiştirebilecek ufak bir detay. Belki de hiçbir yerde duymamışsınızdır. Sizler için araştırdım. Vallahi ben de heyecanlıyım açıkçası. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Eğer paylaşmazsanız...